Ege'deki turumuz devam ediyor. Bu arada Fazlı'yı da gördük. İşte fal baktırmak için öncelikle Fazlı'yı tanıyalım. Ben Kara Fatma. Kara Fatma. Fal bakarsın. Kara Fatma. Fal bakarım. Bakla falı bakarım. Günde kaç kişiye fal bakarız böyle? Belli olmuyor. Belli olmuyor. Tutar mı fallar? Tutar. Fala inanma, falsız kalma. Kara Fatma, bir falıma bak bakalım. Bakayım, ne bakayım. Be. Bakayım. Nasıl bakıyoruz falan? Aha böyle bak. Böyle. Adın ne senin? Benim adım Şikasan. Ha? Ha değil, Şikasan. Şikasan. Ha. Dinle Şikasan. Sertliğin var ama kötülüğün yok. Ne varsa ağzında var, kalbinde yok. Anladın gelirken mı? Gelirken ilk adım. Sen bunu... Paraya değer veren bir insan değilsin. Elin hayat açık, kalbin açık. Allah kalbindekini versin. Hey, doğru konuşur mu? Yalnız kalabalık ortamın içindesin. Yüzün gülsün. Kalbin sevinsin her zaman inşallah. Amin. Yalnız paraya değer vermiyorsun. İnsanlara değer veren bir insan. Ya tabii. Önemli olan o. Tabii mi? Ama inan o falan da çok büyük bir göz aydınlığım var. Ferahlanacağım. Anladın mı? Dileklerimde çok büyük bir mutluluğum var inşallah. Amin. Değil mi? Yolum var. Şu yolunda inan ki çok sevinçli geçecek. Ama göze geliyorsun, söze geliyorsun, nazara geliyorsun. Anladın mı? İnan ol, karşında var ya, barbikotor sahibini bozarsın. Anlıyor musun? Maşallah Allah, maşallah. Anladın mı? Ama en kısa zamanda işin yoluna girirse, sen de Kara Fatma'ya dua edecek misin? Ah bir Kara Fatma, yatar kalkar sana yalnız dua ederim. Yalnız nazara geliyorsun, yıldızın düşük, hislerin kuvvetli. Aklına gelen başına geliyorsun. Ay, yerine göre alemin en büyüğünü yaşadın. Anladın mı? Çılgın yaşadın. Ama her şeyden elini ayağına çektin artık. Yeni bir sayfa açtın. Yeni sayfa yüzünü güldürecek. Abi. Anlıyor musun? Ölümleri haplattın. Karada ölüm yok gari. Allah yüzünü güldürsün. Öp, helal olsun. Bitti. Allah. Valla büyük bir şey. Evet, bir gün yolunuz akçeye düşerse fal baktırın. Çünkü doğru söyler Kara Fatma. Ne diyorsa kesin doğru. Sen baktın mı? Doğru diyorsun. Ben baktırdım, sayısal otomat tuttu. Kara mı tuttu? Evet, doğru diyorsun. Kaç para yakaladık? O zamanlar 750 milyar falan bir şeydi. Yani. Ne yaptık parayı? Ne yaptım? Kanı kızlarına yedim gitti. Hadi bizi dolaşalım o zaman. Hadi rahatsız. Hayrabolu'ya. Hayrabolu mu? Bu abi. Hayrabolu'ya. Ondan sonra Baba Eski'ye, Tekirdağ'a çok selam, Şarkı'ya. Adım ne canım? Bir tane alırsın. Adım Hayrettin. 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 Benim burada çok sevdem var, arkadaşlarım var. Nerede, sen neredesin? Eski sanatçı artist Serdar. Ben buralıyım da. Gerçekten. Orada arkadaşlarım vardı. Çilli Bom filmi çeviren abi. Öyle mi? Çilli evet. Bom. Çilli Bom. Şeyin olduğu yer neydi o? Hayrabolu'ya giderken unuttum. Malkara. Hah, Malkara'da Yusuf'a çok selam. Yusuf'a. Evet. Ben Yusuf'u tanıyorum. Ben Malkara Yusuf'u tanıyorum. Öyle mi? Yusuf var ya. Şeyci Yusuf. Konfeksiyoncu. Tamam. Yusuf Peker. O da bakıyor. Yapma. Ya. Hadi Yusuf Peker'e çok selam. Yusuf Peker'e selam. Hadi bütün Trakya'daki dostlarımı öpüyorum. Tamam. Hoşça kalın. Yeni yani çiftliğe hepsini. Şef olur evi. Devam edelim doğal olarak tabii bir çay dinlenmek için bir çay içeceğiz. Konuşuyoruz bakalım neler var. Evet, valla ben bir şanslı masa buldum kendime. 69 yaşında. Ama burada çok değerli bir sanatçımızı da yakaladık. Akçay'da. Evet, hoş bulduk. Mükerrem Ayık. Sevgili. Gözlüklerimi bozma abi. Karizma bitmesin. Yok, ne zaman yakışsın? Nasıl gidiyor? Teşekkür Akşay'da ederim. Hoş geldiniz. Yani. Güneşli bir havada böyle arkadaşlarıma otururken tam da denk geldi. Piyanistim, değerli arkadaşım, can diğer arkadaşım. Ve solist arkadaşımla bir çay içelim dedik. Tam da denk geldiniz. Akçayı, evet, Akçayı nasıl buldunuz siz? Valla Akçay güzel. Hatta fal bile baktı. Evet. Fal doğru çıktı. Değil mi? Kara fal bu arada bir daha baktıracağım. Evet, Akçay'da fal meşhurdur. Akçay havası güzel, suyu güzel, her şeyden önce insanlar güzel. Ben burada sahne alıyorum, biliyorsunuz İstanbul'dan sonra buradayım şu an. 8 aydır güzel bir türküde, türkü barda sahne alıyorum yani burada güzel. Akşam siz de tabii davetlisiniz. Güzel böyle mangallı, şen şakrat, güzel bir gece yapacağız. Herkesi bekliyoruz.
hafta kalkıyor. Orada olacağız. Ben hemen seni hazır yakalamışken, telefonla da görüşürüz ama albüm çalışmaları nereler? Şu an albüm, birinci albümü zaten çıkardık biliyorsunuz, sizinle konuşmalı oldum. İnşallah bir daha olacağım. Şu an albüm çalışmaları, eserleri topluyorum. Çok yakında inşallah ikinci albümümüzü yapacağız ve klibimizle beraber. Çok yakında. Çok yakında. Evet. Bekleyin, çok yakında geliyor. Şimdi bu arada Yaralı mı şarkısı? Yaralıyım güzel, yani tuttu. Türkiye genelinde sınırları da açtı yani. Güzel, siz de şahitsiniz buna. Yaralıyım şarkısını aslında daha güzel değerlendirebilirdik ama nasip olursa bir iki üç albüm sonra yine okuyacağım Yaralıyım. Hemen arkadaşı da bir tanıyorum. Hoş geldiniz. Eyvallah, hoş gördük. Nasılsınız? Vallahi hayat güzel. Akçay daha güzel. Bence de. Burası tam yaşanacak yer. Bir de tam sezon açılmak güzel işte. Sezonlarda burada çok güzel şeyler oluyor. Konserlerimiz oluyor, festivallerimiz oluyor. Sevgili Hükerem'i burada tanıdık. Bir körfez olarak. Kendisine elimizden gelen desteği verdik. Ve bir solist arkadaşım olarak kendisine gerçekten çalışmalar da yaptık. Elimizden geldiği kadar. İyi ki onu tanımışız. İyi ki körfezimize gelmiş. Böyle biz güzel dostluklar var burada. Güzel şeyler yaşıyoruz. İnşallah yani yazın da gelin görün ki tam bir oksijen geliyor. Biz de artık burada bir çadır kurarız mı? İnşallah biz her zaman bekleriz. Evet. Ne demek ki sevgili üstadınla birlikte her zaman bekleriz. Peki çaylarımız da gelmiş, soğuk verin. Tabii yani. Soğutuyorum, buyurun. Var var. Hemen buradaysa araba konuşalım. Hemen konuşalım. Ama soru soracağım sadece. Buyurun. Neymiş soru? Evet. Şikasan Yollarda programı. Akçay'da şu anda. Bir tane hediye arabamız var. Ama soru sormamız gerekiyor. Nasıl bir soru? Kolay. Hayır. Peki o zaman soruları arkadaş soracak. Nerede bizim arkadaş soru soracak? Alalım soruları. Hemen soruları siz sorun. Tamam. Kolay olsun soru ama arabaları verin. Ne sorun? Yaşınızı kolay, sormuyorum. Kolay. Sorabilirsiniz biz işi. Şey. Çok genciz. Yani genciz. Evet. Tamam bildiniz. Evet, birinci sorumuzu cevapladınız. Peki Balıkesir'in plakasını soralım. 10. 10. Bir de çok zor bir soru daha sorayım. İstanbul'un plakası kaç? 34. Siz daha geçmiş. Evet. Hayır. Gerçekten şu anda araba kazandınız değil mi? Kaç kişi hepimiz burada? Hepimiz burada. Evet. Arabanın modeli ne? Arabanın modeli araba ne? Araba daha yeri şimdi. Çok teşekkür ediyorum. Pardon, saat kaçta, nerede izleyeceğim? Saat 7 ile 8 arası. Sabah mı? Pazar günü. Akşam. 19. Akşam. Rumeli. Tamam. Çok. Evet. Arabanın içine bir tane paşa istiyorum. Eğer paşa da verirseniz yanınızda. Bana satar mısın arabanı? Satamam. Araba. Ya ama olmaz. Paşa, paşa. İşte paşa. Aa, hazır tamam. Paşa da burada. Bak, başka dilek dileseydim Zeynep. Paşa da burada, bakar Allah mısın? Paşa'yı da bir tanıdım. Paşa evet, nasılsın? Evet. İyiyim. Ne yapıyorsun Paşa'ya Akçay'da? Dolaşıyorum korunda. Nasıl Akçay, güzel mi? Evet, en güzel yer bence Akçay. En güzel yer Akçay diyorsun. Burada evet mı yaşıyoruz yoksa tatil mi? Burada yaşıyoruz. Peki, arkadaşlarına böyle ne tavsiye edersin Akçay için? Bence onlar da seviyor. Seviyor. Evet. İyi, peki. Okuyor muyuz bu arada? Hani? Biz teşekkür okula ediyoruz. Evet. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ben de iyi diyorum. Hadi paşa, güle güle diyelim sana. Hangi kanalda? Rumeli, bak burada yazıyor. Rumeli, tamam. Evet, tamam. Hadi görüşürüz. Evet, program devam ediyor. Biz de turumuza devam ediyoruz. Akçay'dayız. Tabii ki bu akşam Akçay'da güzel bir müzik ziyafeti vereceğiz. Bunu da haberiniz olsun. Müzik.
helva bunlar, şeker bunlar. Bugün bedava, bedava, bedava. Al git, para yok abi. Hap şu, reşim, pamuk şey, bedava. Bugün gider. Buyurun. Dinlesen şakası mı? Evet, bugün bedava. Pamuk helvalar bugün Akçay'da ama bedava. Ama benim çocuğum 6 tane. 6 tane. Yani bir tane sizden de 3 tane verilir. Ben 6'ya bölündüm. 6'ya bölündüm. 4 tane daha almam lazım. Yani, versek mi acaba? Çocuğum derdi? Biri Allah, biri bakar, biri yer. Biri bakar kıyamet bundan kapar. Peki. Peki verelim bir tane daha. O zaman Allah'ın aklı işte diyelim. Vallahi sattık abi. Elvacı abi gel bakalım. Elvacı efendim abi. Bak sen burada duruyorsun böyle. Bak evet. Üç tane sattık. Evet, Allah bin bereket versin abi. Teşekkür ederim. Ne kadar bunların tanesi? 2 lira yapalım. Aa, yandık mı ya? Akçay'ın meşhur pamuk şekeri. Meşhur olduğu için tabii böyle. Tabii canım yani. Nasıl yapıyorsun bunları? Nasıl yapıyorsun? Pamuk helva taze, taze. Gel abi. Gel. Ben kardeşime bir tane vereceğim. Al bakayım. Hadi. Al bakayım. Bugün teşekkür ederim. Rica ederim. Yine beklerim. Kolay gelsin. Geçerken yine oraya bilirsin. Olur, kolay gelsin. Ben daha diyorum bu pamuk helvada. Tabii. Evet, bugün bedava. Dayı sana da lazım mı? Sana lazım değil. Dayıya vermiyor. Afedin. Tabii, dakika. Daha yeni yaptık, 5 dakika oldu buna. Evet, 5 dakika. Evet, imalatımız önümüzde. Sözü güzel, sadece mükemmel bayağı teşekkür ederim. Biz aşağı yukarı paylaşıyoruz. Evet, şimdi Kısa Yollarda programı her hafta pazar günü saat 19 ile 20 arasında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Akçay'ı çektik. Türkiye'yi çekeceğiz. Yarın da buradayız. Öbür gün de buradayız. Hep buradayız. Buradan ayrılmak istemiyorum. Güzel bir burası. Karaca çiftliğindeyiz ve Sürmeli abimizle birlikteyiz ve tabii ki ilk defa Rumeli TV'de Şıkasan Yollarda programına kapılarını açtı abimiz. Hemen biz kendisini şöyle bir tanıyalım. Selamun aleyküm diyelim öncelikle Sürmeli abiciğim. Burası bizim Ağa Karaca Harası. 2004 yılında burayı kurduk. Türkiye yarış atları yetiştiriyoruz burada. İşte 250-300 tane yakın yarış atlarımız var. Safkan, Arabatı ve İngiliz atları bulunuyor. Atlarımız koşu yerlerinde koşuyor. Yarış yerlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Urfa. Türkiye'de işte biz bunun üretimini yapıyoruz. Devletten satın aldık önceden. Evet. Ondan sonra kendimiz özel olarak bir hara kurduk. 700 dönüm üzerine. Körfez'de, Burhaniye, Akçay arası, Altınoruk arası. Denize 500-600 metre uzaklığı var. Yarış atlarımız burada işte koşturuyoruz. Kaç yılda kuruldu burası? 2004 yılında kurduk biz bunu. 2004 yılında. Kuruldu. Evet, bu arada... Rusya'da da bir çalışmalarınız var. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Şimdi Rusya'da bir hara, orada biliyorsunuz yarış yoktur, yarış olmadığı için orada bazı hipodromlar var. Öyle bir çalışmamız var. Allah nasip ederse işte 5 yıldır o çalışmaları yapıyoruz. Rusya'nın belirli şehirlerinde ortaklı özel olarak yarış atları oraya götürüp orada koşturmayı başlayacağız. Tabii ki birkaç sene içerisinde bunlar gündeme gelecek. Yani nasip olursa
Türk atçısı oraya da Rusya'ya da gidecek yani. Rusya'da da güzel bir şeyler olmasına çalışmalarımız var. Arkadaşım var Cem diye. Cem'le beraber bu işe şey yaptık. 5 yıldır devam ediyoruz. Rus hükümetiyle devamlı irtibattayız. Eğer hallolursa birkaç sene içerisinde Rusya'da da yarış düzenleyeceğiz. Evet. Özel sektör olarak öyle bir çalışmamız var yani. Bu arada Karaca grubu olarak kaç kupamız var? Hangi kupaları aldı atlarımız? Benim almadığım kupa kalmadı. Bir tane bir gazi koşusu kaldı. Onu da Allah nasip ederse abimin bir atı 3. olduydu. Gangaster. Nasip olursa bir kupa kaldı. Yani onu da alacağız herhalde. Şimdi atların isimlerini merak ettiğim için sorayım. Şimdi Gangaster dedin, atın ismi kim belirliyor? O atı kendini, ismini kendin koyabiliyorsun. Kendisi. Devletten aldığın atı devlet kendisi koyuyor. Ama sen özel sektör olduğun için kendin yani ismini koyabiliyorsun. Eskiden devletten alıyordun, kendin koyabiliyordun ama o kanun kalktı. Şimdiki devlet kendisi koyuyor ama biz kendi özel yetiştirici olduğumuz için atların isimlerini kendimiz burada doğuruyoruz, dünyaya geliyor. İsimlerini biz şey yapıyoruz, kendiniz koyuyoruz. Belirliyorsunuz. Peki Sürmül abi, burada gördüğüm kadarıyla 700 dönüm bir arazinin içerisinde kendi ürettiğiniz atlar tabii ki Türkiye'nin her yerinde yarışıyorlar. Böyle ilginç bir anınız var mı yani bu atlarla ilgili? Vallahi atlarla... Nereden kaynaklandı? Ben atlarla şöyle ilginç anılarım. Çok güzel yarışlar oldu mesela. İlk zamanlar bilmiyordum. Yavuz Han Caş, Ağa Karaca bir yarışı var. İstanbul'la kupalı bir yarış koşuyoruz. Ben kazandım dedim. Geldim Yavuz Han'ı geçti Ağa Karaca. Arkadan Caş geldi. Caş gelince o da ekürüsüydü. Yavuz Han'ı tekrar getirdi. Yavuz Han gelince... Taraklama girdi kılıyla. Bu ondan yani yarışı kaybettik yani ikinci olduyduk. O yarışı hatırlıyorum İstanbul'da. Evet. Veli Efendi'de olmuştu. Veli Efendi'de o durumda. Evet, ben de o gün o yarışta izlemek için gelmiştim. Tesadüf evet. Oldu bu. Yarışta anılarımız çok bütün heyecanlıdır yani yarış. Bir az sevgisi olacak zaten bu işe başlaman için. Türkiye'de her yerde yarışlar artık şey oldu, gelişmeye başladı. Hipodromlar devamlı açılıyor. Antalya'da yakında bir hipodrom daha açılacak. Hani eski gibi değil, teknoloji de fazlalaştığı için her tarafa yayılmaya başladı. Eskide paket paket yayınlar oluyordu. Şimdi evet. Tabii atçılık büyük bir sektör oldu. Binlerce çalışan var bu at camiasında, işveren oldu. At sevgisi olacak içinde onu yapacaksın. Sevgi olmazsa zaten onu yapamazsın. Yani. At yarışı izlemek de insana bir enerji, bir sanki ömür katıyor. Yani ben kendi açımdan seviyorum at yarışlarını. Tabii ki hayvanları sevmek gerekir. Hayvanları sevmeyen de insan sevgisi de pek bulunmaz tabii, derler. Tabii. O yüzden at yarışı izlemek ve atları yakından izlemek o yarışları. Yani insanda böyle bir ömür veriyor gibi. Yani bir heyecan, bir tempo var. Zaten atın sevgisi de atalarımız der, at, avrat, silah derler. Yani evet. Bu gerçek bir şey. Çünkü at bak görüyorsunuz kaçtı annesiyle padokta dolaşıyor. Şimdi at bir annesi koruma altına alır yani bir yavrusunu. Acaba bir şey mi yapacaksın? Çünkü at bir de hisli bir hayvandır. Burada ne kadar at varsa benim bunların hepsi benim sahibi olduğumu onlar bilir beni. Evet. Yani hisleri çok kuvvetlidir. Ben onları göreyim görmeyeyim fark etmiyor. Çünkü benim kendi atım vardı. 2 ay görmediydim ben. Bursa hipodromuna gittim. Ahırın içinde sesimi duydu. Ağladı. Evet. Ben bunu ya gözümünle gördüm yani. Yaşadım. Çünkü at gerçekten hiçbir zaman ihanetlik yapmış bir şey değildir yani. Zaten atın dünyaya gelişi bütün göllerdendir yani. At sevgisi bir insanda içinde olacak. Benim şunu ben açıkça söyleyeyim.
ömrümden kessin, hayvanlarıma versin. Yani ben onlara sabah akşam kalkarım, bütün onlarla yatıp kalkıyorum, onlarla uyuyorum, onlarla kalkarım. Abi umudum vardır, bir şampiyon çıkarayım mı, işte şöyle koşsun, bunu yapsın, şunu etsin. Tabii bunların bütün şeylerini yaşıyoruz. Her sene 40-50 tane at götürüyorum hipodromlara koşması için. Tabii ki bazı sakatlıklar oluyor, problemler oluyor. Çıkarıyoruz, güzel yarış şartları da çıkarıyoruz ama işte bazı hipodromlardaki kumlardan, pistlerden dolayı tez atlar sakatlanıyor, evet. İyi bir atlar yani. Yoksa çok güzel bir meslek yani, tercih ederim bütün iş adamlarını, böyle bir işe girmelerini isterim yani. Zaten bir giren oldu mu bir sefer, evet, bir daha da kurtuluşu yoktur yani, ondan sonra devam eder artık. Evet. Yani bir atla alır, iki at derken bir bakarsın ki 40-50 tane atı olmuş. Biz de ilk girdiğimiz sıra iki tane at aldık. İki atla başladık. İki atla başladık, getirdik işte, hiç hayalimizde olmayan bir şeydi. Geldik, koskoca bir hipodrom gibi bir yer kurduk, hara kurduk. Her padok 60-70 dönüm üzerine kurduk. Körfez'in en güzel yerinde, Burhaniye, Akçay arasında, Altınoluk arasında, Kaz Dağları'nın eteğinde, denize manzaralı, çok güzel bir harika bir yerde bunlara da bir yuva kurduk. İşte şu anda devam ediyor yani şeylerimiz. Evet, burada at tabii ki havanın da çok etkisi olduğunu duyduk Akçay'da. Çok temiz, oksijenli bir hava ve çoğu kişi tedavi almıştı da, insanlar da buralarda bulunuyor. Bunların da etkisi mutlaka ki vardır atların üzerinde. Yani bir karaca atının... Şimdi şöyle bir şey var. Burası, bu bölge Türkiye'nin ikinci oksijen, yani dünyada Kaz Dağları eteğinde bulunan bir yer. Burada atların en fazla yetişmesinin en büyük şeyi, önemi, Turova zamanlarında en güzel atlar burada, yani bu yörede çıkmış. Evet. O zamanlar çünkü burası iklimi değişik bir, yani iklim var burada. Her taraf yemyeşil, Kaz Dağları orada, deniz bu karşın. Bir temiz hava, bir fabrika yok, bir duman yok, bir şey, herhangi bir şey yok. Olmadığı için bayağı burası, yani bir at için, insanlar için zaten doktorlar tedavi amaçlı gönderiyor. Gidin orada, rahatsızlığınız varsa orada istirahatınızı edin. Kaplıcalarımız var burada. Sonra büyük yani Güre'de olsun, bu yörede, bütün kaplıca yöresi zaten burası. Sıcak su enerji olarak burası da kaplıca bölgesi zaten şu anda şey oldu. Ve burası uluslararası bir havalanımız var. Havalanımız açıldı. Körfez havalanı. Büyük gelişme var yani Körfez'de. Tabii yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız gelsin. Seve seve burada yatırımını yapsın yani. Dinlemek istiyorsa da gelsin burada dinlensinler yani. Sürmeli abi, çok merak ettim. Az önce dedin ki şu da Sinide bu baba yadigarıdır. Evet. Kaç kişi Sinide yemek yediğinizi söylemiştik bize. Biz şöyle 10 kardeşiz. Tabii tabii. Evet, bayağı da ağır ve bakır bir Sini. Evet. Bu en az 80-90 yıllık bir şey. Evet. Biz o 10 kardeş, anne baba, artık yengelerim falan, bu sofrada oturup yemek yerdik biz Sivas'ta. Yani buna baktıkça anıları tazeliyor. Tabii. Yani aynı tabak içerisinde. Evet. Değil mi? Tabii, o benim yani için. Bir, eskilere baktığım zaman insan yani duygulanmamak elde değil, değil mi? Tabii ki. Benim için en büyük ana o. Babamdan, annemden kalan bana en büyük servet bu. Dedelerimden kalma bu. Evet. Yani onu bu sofrada kim bilir neler konuşulmuş, neler yapmışlar. Evet. Tabii ki onların işte biz de aldık, koyduk. Burada çiftliğimizde duruyor. Evet, tabii ki Ağ Karaca çiftliğinde güzel, hoş bir sohbet ettik. Sağ olsun Sürmeli abimiz de bizlere kapısını açtı Ruvali Timi olarak. Biz biraz çiftliği gezeceğiz, tabii araziyi gezeceğiz, atları görelim.
Bizden ayrılmayın. Son olarak mesajın var mı? Mesajım şu. Atları çok sevsinler vatandaşlarımız. Ve şimdiki ufak yeni doğan bir aylık 15 günlük ufak tayları göstereceğim. Onları seyretsinler. Şef olur evim, kaleye karşı. Şef olur evim, kaleye karşı. Evet, işte güzel bir manzara ve insan sevgisi ve hayvan sevgisi. Şimdi Sürmül abi, bu hemen daha görünce geldi yanınıza. Evet, bu şimdi bunun ismi Kızımay. Bunun yavruları var, koşan. İzmir'de koşuyor. Bu kızımız güzel, şampiyon bir at veriyor. Bu da yanındaki yavrusu işte. Yine bu bir aylık bir doğmuş yavrusu yanında. Kızımız çok iyi bir attır. Gel buraya, gel kızım, gel. Gel. Bunun kardeşi var, Babil. O da benim atımdı. Bunu da anne olarak şey yapıyoruz. Şu anda şey yapıyoruz. 5-6 tane yavrusu var şu anda. Bir tane var, koşan yavrusu var İzmir'de. Bunlar işte bütün doğan yavrular var. Anneler burada. Hepsi yarış yerinde koşmuşlar. Yarış hayatı bittikten sonra iyi bir kalitese alıp anne yapıyoruz. Yok, eğer iyi performans göstermemişse gerek duymuyoruz. Çünkü kaliteyi artırmak için mecbur, yani anneler daha iyi olması için. Çünkü her anneyi şey yapamıyoruz, anne yapamıyoruz yani. Varlık gösteren atlarımıza şey yapıyoruz. Kızımay'ın kaç şampiyonluğu var? Kızımay'ın 7-8 tane birinciliği var en az. Yani tam şeyde, bilgisayarda bakmadım. Çünkü atım çok fazla olduğu için yani tam bilemiyorum. Ama bu da işte Kızımay'ın yavrusu. Bunun Enes ismi neydi? Ne koyduydun? Daha isim de, onun da işte ismi koyulmadı. Bir ay, bir buçuk ay sonra kimliğini çıkarıyoruz. Onun da şeyini koyuyoruz. Padoklarımız işte böyle büyük. Burası ufak anneler yavrularla beraber olan şeyler. Hepsi bölüm bölüm ayrı. Bölüm bölüm. Erkekler ayrı bir yerde. Kısırlar ayrı bir yerde. Birlik koşacak atlar ayrı bir yerde. 1,5 yaşında olanlar ayrı bir yerde bulunuyor. Burada işte böyle şey, hayatımız bu işte bizim. Yaşantımız böyle devam ediyor işte. Ya görüyorsunuz manzarayı da, harika bir manzara Körfez'de. İşte Körfez'imizin tanıtımını da yapıyoruz. Körfez Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir yeri yani. Bizim şeyimiz bunlar buradakiler bütün Arap atı. Genellikle en fazla yani Arap atıyla ben ilgilendiğim için az da 20-30 tane de İngiliz atı var. Ama Arapçılığı daha büyük tercih ediyorum çünkü ben öyle Arapçılıkla başladım, Arap atlarıyla. Öyle bir sevgim oldu. Arap atıyla da devam ediyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Arap atı derken şimdi mutlaka ki yarış severler izleyecek. Buradan yarış severler Arap atıyla hangi pistte veya kaç metrelerde oynasınlar, bitiyor. Yani bunlar artık şöyle, şimdi atın performansına göre şimdi kimi at 1200 metre 1400 metrede rahat şekilde yani koşar. Onu zaten şeyler, bilgileri devamlı gazetelerde yazar. Yarış oynayanlar atın mesafesine göre baksın, kimi at böyle 1200 metrede daha güzel yarışlar çıkarıyor 1400'de. Uzuncular var 2000 metre, 1900, 1600, 1700 metrede. Onları da ona göre bir oyun oynasınlar yani. Bir de yanılmasına, sürpriz atlar çıkıyor. Onlara da mesela mutlaka şeylerinde bulundursunlar kuponlarından ki sürpriz gelsin ki para kazansınlar yani. Yoksa evet. Olmaz. Evet, bu da Sürmeli abimizin Rumeli TV izleyicilerine bir sürpriz olsun diyelim. Sürprizim şöyle olsun.
Benim atlarımı takip etsinler. Çok sürprizler olur. Mutlaka kolonlarına yazsınlar. Yani sürpriz atlar veriyorum. Çünkü ben şeyi sevmem ya. Doğrudan yanayım. Evet. Allah da biliyor yani. Çünkü bir şeyim olmaz yani. Gelecek atım varsa o mutlaka yani yarış şeyinde gelir. Zaten seyirciler beni devamlı bilirler yani. Dürüst bir çalışan, imkanlara şey yapan bir insanım. İsterim ki bütün benim atlarım da kazansınlar, bulsunlar da daha güzel şekilde yani şey olsun yani. Benim için daha bir büyük gurur olur yani. Caş buralarda mı? Şimdi Caş'a ben çok oynadım da öyle söyleyeyim. Caş benim değildi. Caş Allah rahmet eylesin, sevdiğim bir abim, değerli bir abim Yavuz Gülercan'ın atıydı. Çok severdim yarış çağrısı. Yavuzhan da onundu. A Karaca benimdi o zamanlar. Tabii ki büyük şampiyonlarım vardı. Büyüler var, A Karacalar, Pir Karacalar. A Karaca'yı devlete sattım, Pir Karaca'yı devlete sattım. Zirve var, bir Kafkaslı'nın anne baba öz kardeşi şu anda bende yani bulunuyor. Baba büyüğü vardı. Bey Karacalar, Dost Karacalar, Dost Karaca abimin diye. Yani şampiyona şansürler, sürşanlar, devamlı güllerler. Bir sürü atların yani anki bir yani şu anda tam aklıma getiremiyorum. İşte yeni yeni şampiyonlar. Bakalım Allah nasip ederse piyasaya. Şimdi yeni bir güzel bir at daha şey oldu. Tekin Kılıç yavrusu, babası vefat etti. Son Kalelim diye bir atım var. Güzel performans göstermeye başladı. Onun yavru şeyleri var, kardeşleri var şey yapacak. Yeni koşacak taylarım var. Onları seyirciler takip etsinler. Mutlaka çok güzel bir sürprizler olacak yani. Şampiyon çıkarmaya çalışıyoruz işte bu güzelim yerde. Ama tabii ki sahalardan dolayı bazı şeyler oluyor. Ya at şampiyon ama işte ayağı gittiği sıra problem oluyor. Öyle kalıyoruz yani. Evet, güzel bir sohbetti. Güzel tabii ki Akçay'da ne bileyim oksijeni bol olan bir yerde sohbet etmek aslında doyumsuz ama yani gönül istiyor ki Sürmül abi bütün gün konuşsun biz dinleyelim. Yani kendisine ben teşekkür ediyorum bizlere bu imkanı tanıdığı için. Teşekkür ederim. Şimdi benim diyeceğim Rumeli TV'yi takip etsinler. Böyle güzel bir şey belgesel olarak da seyir ederler. Daha güzel atlarını güzel bunlar en ufak işte doğan atlar işte bunlar. Bak yaşantılarına, bak annelerle falan. Bu taraftakiler ayrı ayrı gruplar var. Mesela bu taraftakiler. Birlik taylarımız var. 1,5 taylarımız var. 2,5'luk taylarımız var. Karşı taraftaki içeride olanlar, hamile anne doğum yapmak olacaklar var. Bu tarafta ilerideki padoklarımız da var. Tabii görünmüyor şu anda. Arka taraflarda onlar var. Bizim yapacağımız iş, işte işimiz bu. Mesleğimiz bu. Bunu işte şey yapıyoruz, devam ediyoruz. İlk defa da ben çok gelen oldu ama ilk defa size nasipmiş Rumeli TV. Tesadüfte ben buradaydım işte. Tanıdım, sizi de tanıdığım için kıramadım. Sağ olun. Misafir ettim sizi çiftliğimde, haramda. Devam ediyoruz. Size de Rumeli TV'ye büyük başarılar diliyorum. Seyrediyoruz güzel Trakya tarafını falan gösteriyorsunuz. Ege tarafını gösteriyorsunuz. Çok güzel bir yani böyle bir şey. Bütün televizyonlar bunlara kalksa yani tanıtım olarak Türkiye'mizin güzel yerlerini gösterse daha güzel olur. Tabii ki buna da bir takım katkılarda bulunmak vatandaşlarımız, iş adamlarımız yardımcı olursa daha iyi olur yani. Güzel şekilde tabii ki bunlar da kolaylıkla gitmiyor. Bir iş sektörünün bazı kazançlar olmazsa olmuyor yani. Bizim de yani kendimiz misal sarsıldığımız ortam oluyor, düzeldiğimiz ortam oluyor. Tabii ki hayat devam ediyor işte. Ne yapacaksın? Mücadeleye devam. Tabii ben de sizin mesleğinize saygı duyuyorum. İnşallah büyük başarılı yerlere gelirsiniz. Büyük bir şeyler yaparsınız. Biz de dedik ki iki tane atımız var. Aldık. Biz bak abi bir sürü dünya kadar at yaptık. Demek ki Allah, canavarlar çalışana veriyor. Çalışana veriyor, mücadele doğru diyorsun. Diyorsun ki kazanacaksın. Peki. Ya ben de sizlere derim ki siz de mücadelenizi edin, siz de kazanacaksınız. Rumeli TV olarak.
Evet, bizleri burada ağırlayan Sürmeli abimize de ben çok teşekkür ediyorum. Biz Akçay'ı tanıtmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir de ben rica edeceğim. Bravo. Benim bir 30 yıllık bu mesleğe hizmet etmiş Kayam ve burada benim bütün işlerimi yöneten Enis Hancı. Bir de onlar röportaj yapın atlarla ilgili. Enis abi gel buraya. Enis abi. Bey. Olsun gel. Bak, Enis Bey'le de şey yapın çünkü ya benim sen... bir elimin biri bu bütün çünkü Enis buranın abi, bütün yükünü çeken. Merhaba 3-5 mi abi? 3-5 mi diyorsun? Gelin gelin zaten 3-5 dedi. Nasılsın Enis abicim? Sağ olun teşekkür ederim siz nasılsınız? Valla hayat devam ediyor. Devam. Nasıl bir duygu burada atlar bakmak böyle güzel atlar yetişmek? Oldu. 37 senedir evet. Buradayız. Tabii 27 senem tarım işletmelerinde geçti. Hı hı. Zaten bu atla da satan benim. Devletteyim. Sonra da buraya geldik işte. Bu haraya bakıyoruz işte. Burada üretiyoruz. Veriyoruz. Devam ediyor koşular. Allah sana uzun ömürler versin. Değilim Enis abi. Yani, böyle güzel bir şimdi, yerde. Enis Bey'in bir güzel yanı vardır. Bütün atları tanır. Yani 37 yıldır sen bunu bu kapıdan açsan öbür kapıdan girer çünkü yaşantısı bu. Evet. Yani Türkiye'de gelmiş geçmiş de yani büyük bir bilgisi. Yerine yani ana baba dedenin bilgisi çok kuvvetlidir. Yani. Benden çok yani atları kendisi tanır bana der ki bu ben unuturum. İşte başarının sırrı da ekip abi yani evet. Şimdi böyle değerli abilerimiz de hakikaten bu Allah yolunuzu açık etsin. Ben sağ kolum bu. Eyvallah. Ben sol bütün şey yapıyorum. Futbol oynarken de soldu. Karate şey yaptığım sıra spor bütün sol her şeyim sol çalışıyor ama sağ kolumda Enis Hancı. Zaten yani bu işte bırakamıyorsun, alışmayacaksın. Alıştım tamam, yandın ya. İnsan mesleğini severek yaparsa abi zaten yani uzun süre bir sektörde kalan bir insan artık onun kalitesi bellidir. Çünkü severek yaptığı bellidir. Tabii ki tabii. Peki oldu. Peki abi. Birkaç tane atlardan tanıt. Bak şu annesi, bu babası. Buradan şöyle bakarken sen söyle. İşte bak. Gezmesine gerek yok. Şimdi uzak kalır. Mesela abi yani diyelim ki ben şurada bir at var. Şu aldan şey Merve Naz. Merve Naz. Evet. Mis melis. Karşıdaki İkbal, sağda koşan Demirbaş diyelim. Arkasındaki Tayyi Erkek ve Ozan'ım. Evet, bak, yani o zaman deyince Hilal'i zaman yani. İkbal'i de biliyorum. Mesela geçiyorsun Ayperi. Ayperi de biliyorum. Evet. Abi, bütün atlar bende de beynime bak gibi yapışmış yani. Öyle mi? Çünkü, biliyor musun? Abi izliyorum, oynamadım. At yarışı oynadım da. İzliyorum, aklımda kalan ve oynadım. İkbal bir ara bir sürpriz yaptı galiba. Öyle hatırlıyorum şeylerde. Oradan hatırlıyorum yani. İzmir'de yani şey aslında zirve de var. Kafkaslı'nın kız kardeşi de bizde. Ana baba bir kız kardeşi var. Kafkaslı'yı biliyor musun? Bilmiyorum. Yok. Şampiyonlukları var Kafkaslı. Tabii. Yani o yaklaşık 12 yaşına da koştu o. Evet. Bir normal kaç yaşına kadar koşabiliyor Bahat? Bir 13-12. O kadar. Tabii. Ve zaten 3 yaşında başlıyor. 3 yaşında ve 9 yıl evet. Mücadele. Edebiliyor yani var edebiliyor. Böyle şampiyon. Mesela A. Karaca vardı bizde. A. Karaca'yı biliyor. Ve bu bak 13 yaşına da koştu. Evet. İzmir Vali Kupası'nı aldı iş bitti. 13 yaş. En son hem İzmir Valisi'ni kupasını hem de Çanakkale'yi aldık. Evet. En son. Ama damızlık anne olarak yaklaşık 25 sürer. Ama hep sekte yapar doğumlarında sekte yapabilirler. Bir atın ömrü ne kadar oluyor? 25. 25 yıl. Tabii 25 sene sonra da artık dişler döküldü mü kendini beslemiyor yani. Yoksa avut dişler önemli. Önler değil. Evet, bunu da öğrenmiş olduk. 25 yıl bir atın ömrü olduğunu. Allah onlara daha uzun ömürler versin diyelim. Biz yolumuza devam edelim. Evet Akçay'dayız ve Akçay'ı tanıtmaya, gezmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Çeviri ve Altyazı M.K.
Akçay denince akla zaten öncelikle Mükerrem Ayık geliyor. Vallahi Akçay'ı da sallıyorsun. Vallahi. Şimdi bize rehberlik ediyor, sağ olsun Mükerrem Ayık bize rehberlik ediyor. Bize şöyle bol oksijenli bir havada şöyle güzel bir at çiftliğinde Sümel abinin yerinde bir açık hava konseri. Yani yakalamışken salmayız abi burada yani. Evet. Şimdi öncelikle hoş geldin. Zaten sen benim yıllardır abimsin, dostumsun. Türkiye'deki en büyük çiftliklerden bir tanesi A Karaca. Sevgili Sürmeli abim de bize kapısını açtı. İzzet ikramında da bulundu. Allah razı olsun. Onlar bizim her zaman büyüğümüz. Akçay'dayım ben de işte. Bir senedir Akçay'da yaşıyorum. Bundan sonra Akçay'da olduk. Evet. Buradan bütün izleyicilerimize selam olsun. Bir tane benim kendi şarkımdan okuyayım. Şöyle atların içinde iyi gider. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Burada şampiyonlar, yarışta birinci gelen atların hepsi burada mevcut şu an. Yani içinde yaşıyoruz. Mükerrem Ağa diye koyar. Evet, Mükerrem Ağa. Evet. Mükerrem Ayık zaten soy isim. Mükerrem Ağa. Mükerrem Ağa, evet. Çok yakında. Çok yakında tüm ipodromlarda. Ayık Bey. Evet. Olabilir, evet. Evet. O zaman şöyle. Bak, Ayık Bey diye geçiyor. Artık yarışı tek geçin Ayık Bey. Yar ben senin bakışından yaralandım, yaralıyım. Sevdan ile yakışından yaralandım, yaralıyım. Yar elinden yaralıyım, dertler ile sıralıyım. Gülmez baktı karalıyım, yaralandım, yaralıyım. Zincirlendim bileğimden, şaşkınım ben feleğimden. Senin için yüreğimden yaralandım, yaralıyım. Yar elinden yaralıyım, dertler ile sıralıyım. Gülmez baktı karalıyım, yaralandım, yaralıyım. Ve anne, tayın babası Ozan'ın. Ozan'ın. Bu Mis Melis. Mis Melis de tanış şampiyondur. Şimdi atlara da konser veriyoruz. Yani herkes, hep bütün insanlara verilmez yani atlara da. Çünkü bunlar bizim ekmeklerimiz değil mi? Kömür gözlüm şimdi nerelerdesin? Ah, yerini kimseler dolduramıyor. Hey hey! Dünyanın güzeli de benim olsa, ah şu Akçay'ın güzeli de hep benim olsa. Soysuz, çirkin, yerini kimseler dolduramıyor. Ah beni derler kandıramıyor. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz gezmeye. Evet, işte sürpriz üstü. Evet, Çıkasan yollarda ve Edirbit Narlıköy'de şu anda yaklaşık rakım 600 olduğunu öğrendik. Ve Narlıköy'ünde güzel bir mekan, Asmalı Konak. Abi burada sabah kahvaltıları ve güzel tabii ki yemekler var. Biz de sabah kahvaltısı için Asmalı Konak'a geldik. Vallahi bin bir çeşit doğal, hepsi organik yemekler. Bakalım abi, şöyle bir karnımızı doyalım öncelikle. Konuşacak halim kalmamıştı vallahi billahi. Oh, kurban oldum vallahi Necdet abi de. Necdet abi, duygularını alalım Necdet abi. Burası süper bir yer. Bir şey olamaz. Necdet abi sağ olsun bizi. Evet, Edirimit Narlıköy'ü ve Asmalı Konak Tayız ve tabii ki işletmecisi ve sahibi, değil mi? Öncelikle bir, evet, bir tanıyalım sizi abi. Yani. Adım Hakan Memiş. 3 yıldan beri Asmalı Konak Kahvaltı Bahçesi restoranı işletmekteyim. Biz köy kahvaltısı konseptindeyiz. Genelde ürünler Narlıköy'üne ait olan peynirler,
vesaire geniş bir branş niteliğinde bir kahvaltımız var. Yani ayrıca et mangal çalışmaktayız. Et mangal da var akşam saatlerinde. Bu şekilde bir çalışma pozisyonumuz var. Nereden esinlendik? Şimdi manzara güzel. Yaklaşık rakım 600 diyorsun ama şu anda biz 250'lere kadar tırmandık ancak. Ve oksijeni de bol olan bir yer. Kahvaltı hepsi organik gördüğümüz kadarıyla köy ürünleri. Nereden esinlendik burayı böyle dizayn etmeyi? Bu peysajı biz köy kahvaltısına uygun bir peysaj yaptık. Burada bahçede zaten mevcutta bazı bitkiler vardı. Bunları değerlendirdik. Esinlenmesi manzara süper. Kahvaltı da süper olsun ki iki süper birbirini tamamlasın. Amacımız buydu. Valla bence de tam bütünleşmiş 10 numara. Ben tabii ki şu anda Rumeli TV izleyicileri ne tavsiye ediyorum? Yolunuz Edremit'e, Akça'ya düşerken Narlıköy'e, Asmalıkhan'a orasında sabah kahvaltı, akşam ızgara. Abi ya gece manzara güzel burada. Gece biz Midilli'den Cunda'ya kadar 12 istikameti bakın Cunda. Bu arkamızda gördüğümüz kısımda Midilli. Evet. Midilli var. Yani burada Thank you.
Mustafa, burada bunların üretimindeyiz. Bu makinelerin üretiyoruz. Üretimindeyiz. Şimdi kabak ekeceğiz. Kısmı. Kabak ektim tane var mı öyle bir türkü? Ya vardır herhalde ama biz pek belirlemedik. Niye ben olsun? Şimdi mesela biber ektim tarlaya. Tabii doğru. Attık kafadan sen, attık kafadan bir türkü. O zaman kabağı ekelim mi? Ekelim. Bakalım tabii ki tarım zamanıydık. Kim, makinist sen mi abi? Makinist Rıfat. Makinist ne yapıyorsun Rıfat Aga? Öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah hoş bulduk. Gel şöyle. Çalmıca'da da çiftçilik yapıyoruz. Çok güzel abi. Karakaşlardan avalı alıyoruz. Avalıdır bazı makineler üretili. Çok, bu avallar çok güzel. Tabanı buluyor, yaşı çıkmayacak diye bir şey yok yani. Bak şimdi kabağı ekeceğiz. Çıkmazsa bak bu sefer gelir mi bak tazminat davası açan bak benim tarlaya kabak ekeceğiz. Vallahi çıkacağı garanti yani Allah kısmet ederse şeyde yıllarda yardım ederse çıkacağı garanti. O zaman bir şöyle bir kol verelim abi ya. Bakalım kabağı ekelim. Vallahi biz ilk hasadı tarımı başlattık abi. Kabak ekeceğiz. Bal kabağı. Bal kabağı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Evet vallahi tarım hakikaten hayatmış abi. Toprakla uğraşmak da güzel bir şey olsa gerek. Kabağı ektik artık olunca ne yapacağız abi? Şık Hasan'a da göndereceğiz mi? Şimdi Rumeli TV Şık Hasan yollarda kabağımızı ektik. Çıktığı zaman ilk arayacağımız kişi onlar olacak. Yeniden görüntü alabiliriz. Çıktığı yani, zaman kabakları oldu zaman. Ürünü gördüğümüz zaman yeniden görüntü alabiliriz. Peki bu arada teşekkür ederiz yardımcı oldukları için. Eyvallah. Bu arada Rumeli TV Şık Hasan Yollarda programı izleyiciler için bir mesajın var mı? Tavsiye ederim izlemelerini. Güzel program. Her gece Rumeli tabii. TV'yi izliyoruz yani her tabii. Gece. Bölgemizin TV'si. Yani tabii, bölgemizin. Tabii. Her yönden yani yardımcı oluyor ve Trakya'da çok tanıtılmamıştı tabii her konuda. Ve böyle tarlalara gelip de bizlere yardımcı olmak demek ne demek? Biz de yani. Peki abicim ben size kolay gelsin diyelim. Zamanda bekleriz. Yolumuz düştü sürece köyünüze uğrayacağız. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler dileyelim. Sağ olasınız, teşekkür evet. ettik ayağınıza. Biz de yolumuza devam edelim. Şık Hasan Yollarda bakalım bundan sonra nerede?